Selamlar gençler, ben SML Hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. 6. haftadayız. 6. haftamızın konusu denklem ve eşitsizlikler. Şimdi bu haftaya kadar olan kısımda 5. haftayı pas geçtik. 5. haftayı neden pas geçtik arkadaşlar? Sana 14 günlük bir boşluk bıraktık. O 14 günlük boşlukta hem matematiğin ilacındaki, hem kendi belirlediğin kaynaktaki, hem de acil matematik TYT Soru Bankası'ndaki ödevlerini yapman gerekiyordu. Umarım yapmışsındır. Ciddiye alıp yetiştirmeye çalışan arkadaşlar gördüm yorumlarda. Onları tebrik ediyorum. Ama lütfen arkadaşlar, yapmayanınız da varsa sizi de tebrik etmek istiyorum. Ama ödevinizi yaptıktan sonra. Şimdi gençler, bu ödevler önemli. Neden önemli hocam diye soracak olursam, benim için değil, senin için önemli. Çünkü bu sınava sen hazırlanıyorsun. Ben seni hazırlamaya çalışıyorum sadece. Bu yüzden sana konu anlatıyorum. Vaktimi harcıyorum. Ödevlendirme yapıyorum. Bu ödevleri eğer kontrol etme imkanım olsaydı, emin ol kontrol ederdim. Emin ol yapardım. Ama kontrol etme gibi bir mekanizmamız yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu ödevleri senin yapıp vicdanını elini koyup demen gerekiyor ki hocam ben ödevimi yaptım, sıkıntı yok, hadi konumuza devam edelim diyebilmen gerekiyor. Şimdi konu anlatımlarını dinlemek yeterli mi? Yeterli değil tabii ki. Bu yüzden ödevlendirmeleri yapıyoruz. Yani hiç anlamayan birisi konu anlatımlarını dinleyerek elbette bir düzeye çıkabilir ama pekiştirmediği sürece ya o düzeyden tekrar düşer ya da sadece o düzeyde kalır. Daha ilerisine gidemez. Hani biz üst düzey öğrenci olmaya çalışıyoruz ya. Hani biz matematikte iyi bir şey, iyi netler yapmaya çalışıyoruz ya. İşte arkadaşlar, bunların hiçbiri olmaz. Dolayısıyla benim sana tavsiyem, o ödevleri yapmalıysan bir an önce tamamla. Yoksa ileriki haftalarda zorluk yaşayacaksın, zorluk çekeceksin. Ödevlerini yapmayan arkadaşlara kızdığımızı düşünüyorum. Kızdık. Şimdi arkadaşlar, bir de PDF hakkında birkaç size duyuruda bulunayım ve öneride bulunayım. Çünkü anlamayan çok arkadaşım var. Yorum kısımlarında görüyorum. Bu önerileri yaptıktan sonra konumuza başlayacağız. Şimdi arkadaşlar, bu yeni PDF'imiz. Eskiden ben PDF'i bir A4 sayfası boyutundaki kağıdı dörde bölüp bu şekilde paylaşıyordum ve siz de çıktısını aldığınız zaman bir sayfada 4 tane sayfa görüyordunuz aslında. Şimdi ben o 4 sayfadan her birini büyüterek tek bir sayfa haline getirdim. Şimdi şu konuda öğrenciler haklı. Diyorlar ki hocam, işte bir haftada 3 tane konu varsa, her biri 30 sayfa ise 90 tane PDF sayfası yapar. Biz bunları arka önlü bastırdığımız zaman 45 sayfalık fotokopi yapar. Bir hafta için her neyse bir şey olmaz. Hani verdiğimiz para buna değer ama biz bunları işte, siz sonuçta 25-26 hafta boyunca ders anlatacaksınız. 25 çarpı 45 dersek bir kitap parası yapıyor. Belki iki kitap parası yapıyor. Arkadaşlar haklısınız. Hatta renkli fotokopi çıktısı alanlar daha da haklılar. Çünkü daha pahalı renkli fotokopi. Bilincindeyim bunun. Fakat defalarca açıklama yaptım. Şimdi de burada açıklama yapmak istiyorum. Bu son açıklamam olur inşallah. Arkadaşlar şimdi eski PDF'lerde şöyle şikayetler aldım. Hocam, tek bir sayfada 4-4'e böldüğünüz için yazı fontu çok düşük oluyor ve okuyamıyoruz. Tamam, bu bir. Ben bunu dikkate aldım. Evet, çıktısını aldım. Zor da olsa okunuyor. Sonuç olarak biz cep telefonlarımızdaki o küçücük mesajları okumak için cep telefonu dibine kadar giriyoruz. Gözlerimizin kör olma ihtimaline karşı veya bozulma ihtimali, kör olma demeyeyim de gözlerimizin bozulma ihtimalini de düşünmüyoruz bile bunu. Dibine gire gire okuyoruz. Çıtır çıtır da mesajları yazıyoruz. O telefonda yazılıyor bu mesajlar. Ama o PDF'deki o yazı fontlarına küçük diyorsunuz. Ben buna kızıyorum ama yine de kıyamadım. Ve dedim ki ben bunları büyüteyim. Ve o 4'te 1'lik kısmını büyüttüm. Tek bir sayfa haline getirdim. Şimdi tekrar dönecek olursak bu fotokopinin maliyetinin yüksek olduğunu söyleyen arkadaşlara. Ben diyorum ki arkadaşlar, fotokopiciye gittiniz. Bir çıktı alacaksınız ya da kendi evinize çıktı alıyorsunuz. Ya da herhangi bir yerden bir çıktı alıyorsunuz. Size önerim şudur. O yazıcıya bu çıktıyı gönderirken sevgili gençler, bilgisayardan 4 sayfayı bir sayfaya sığdırma ya da 2 sayfayı bir sayfaya sığdırma gibi ya da 8 sayfayı bir sayfaya sığdırma gibi bazı seçenekleriniz var. Hatta 16'yı bile bir sayfaya sığdırma gibi seçenekleriniz var. Tabii 16 çok abes olur ama gene eski sistemden şaşmak istemeyen arkadaşlar için söylüyorum. Arkadaşlar, bu PDF'lerin çıktısını alırken 4 sayfayı bir sayfaya sığdır deyip arkalı önlü aldığınız zaman bir yaprakta, bir tane A4 kağıdında toplam burada 8 sayfanız olmuş olur. Ve 32 sayfalık bir PDF için mesela, bu PDF 30 sayfalık olması lazım, öyle hatırlıyorum. 30 sayfayı sevgili gençler, siz 5 sayfada, 4 sayfada, 4 sayfada çıktısını alabilirsiniz. Yani 4 tane fotokopi çektirirsiniz, olur biter. Tertemiz olur. Umarım tekrar tekrar sormazsınız arkadaşlar. Böyle bir yöntem var.
defaten söylüyorum, sürekli söyledim. Böyle bir yöntem var. Bu yöntemi uygularsanız arkadaşlar yine hem fotokopi masrafını düşürmüş olursunuz hem eski sisteme göre çalışmış olursunuz. Bu hocam neden bu PDF'de ayak diriyorsunuz diye sorarsanız da bu yöntem herkesin derdine çare olur. Büyük çıkarmak isteyen arkadaşlar, hocam ben fotokopi parası falan önemli değil, zaten bu sene bir kere sınava gireceğim, hepten kaliteli olsun her şey. Her şey büyük görünsün. Tek sayfada çözeyim atayım ya da dosyalayayım diyen arkadaşlar için, geniş geniş çözüm alanlarım olsun diyen arkadaşlar için, not alıyorum hocam notları daha büyük yerlere yazmak istiyorum diyen arkadaşlar için bu PDF'ler daha iyi. Daha iyi. Eski sistemi yapmak isteyen arkadaşlar da bu PDF'leri 4 sayfaya 1 sayfaya bastırarak gene eski sistemi kullanabilirler. Yani bu sistem herkesin derdine çare olmuş oldu diyebiliriz. 2 sayfayı 1 sayfaya da deneyebilirsiniz. Bu da ortalama bir büyüklükte olur ve yarıya düşürür masrafınızı, daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi lafı çok uzattık. Denklem ve eşitsizlikler konusunda başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bismillah. Şimdi x bir değişken. A, b reel sayılar ve A da sıfırdan farklı olsun diyoruz. İçinde x'ten başka değişken bulundurmayan, a çarpı x artı b eşit sıfır biçiminde olan ya da bu biçime çevrilebilen ifadelere. Bakın arkadaşlar ne diyoruz? A çarpı x artı b eşittir sıfır tarzında olacak. Veya bu biçime çevrilebilecek, işte bu ifadelere biz birinci dereceden bir bilinmeyen denklem diyoruz. Niye birinci dereceden? Çünkü burada x diye bir değişkenimiz var bizim sevgili gençler. X diye bir değişkenimiz var. Ve bu değişkenin kuvveti, yani 1, bizim derecemiz oluyor. Peki kaç tane bilinmeyen var burada? Bir tane bilinmeyen var. Çünkü a ile b'yi biz sayı olarak kabul ettik zaten. Bildiğimiz sayılar bunlar ama x'i bilmiyoruz. Bilinmeyen, ki biz buna değişken, bilinmeyen ya da parametre diyebiliriz. Bunları da not alabilirsin. Hepsi de karşına çıkabilir. Ya parametre olarak karşına çıkar, ya bilinmeyen olarak karşına çıkar, ya da değişken olarak karşına çıkar. Tamam. Örneğin 3x artı 4 eşittir 5. Bakın bir tane bilinmeyen var. Kuvveti 1, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olur. 4a eksi 6 eşittir 2 artı 3a. Bakın arkadaşlar, ben bunu 3a'yı şu tarafa atarsam a kalır. Eksi 6'yı diğer tarafa atarsam 8 olur. A eşittir 8 de bir denklemdir. Bir tane bilinmeyenim var ve birinci derecedendir. Bir bilinmeyenli birinci dereceden bir denklemdir. Bakın şuna bakalım. 4x eksi 8 eşittir 5x artı 5 yazarım. 4x'i bu tarafa attım. X 5'i bu tarafa attım. Eksi 13. Bakın arkadaşlar, bu da birinci dereceden bir bilinmeyen denklemdir diyeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. X ve Y iki değişken. A ile B gerçel sayılar ve A sıfırdan farklı, B de sıfırdan farklı olsun. İçinde X ve Y'den başka değişken bulundurmayan, AX artı BY eşittir 0 biçiminde olan ya da bu biçime çevrilebilen ifadelere birinci dereceden iki bilinmeyen denklem diyoruz. Niye? Çünkü A ile B'yi biliyoruz zaten burada, değil mi? Biliyorsun madem. Neyi bilmiyoruz burada? X'i ve Y'yi. Yani burada parametrelerimiz 2'ye çıktı. Değişken sayısı 2'ye çıktı. Dolayısıyla biz buna gene birinci dereceden, bakın üstleri 1. Gene birinci dereceden ama bu sefer 2 tane bilinmeyen barındırdığı için 2 bilinmeyene denklem diyoruz. X ve Y'ye de denklemin değişkenleri diyoruz. Mesela örnek olarak da 3x artı 4 y eşittir 10, a eksi 1 bölü 5 eşittir b artı 3 bölü 7 gibi. Bakın 2 tane bilinmeyen var, ikisi de birinci dereceden. 2 tane bilinmeyen var, ikisi de birinci dereceden. Diğerlerinin hepsini biliyoruz ve bir ortada eşitlik var. Yani ben buna denklem diyebilirim. Şimdi devam. Verilen bir denklemde eşitliği sağlayan değere ne denir? Şimdi biz bir denklem vermişiz. Şurayı dolduracağız şimdi. Bir denklem vermişiz arkadaşlar. Bu denklemde eşitliği sağlayan değere denklemin neyi denir biliyor musunuz? Kökü denir. Denklemin kökü denir. Eğer biz bunu polinomda yapmış olsaydık, mesela polinomu sıfır diyecektik. Denklemi sıfır da diyebilirsin sen bunu. Sıkıntı yok. Herkes anlar. Denklemin sıfırı ya da denklemin kökü denir. Örneğin 3x eksi 1 eşittir 11 denklemin kökü 3'tür. Nasıl bulduk bunu? 3x eşittir eksi 1'i karşıya attım 12. 3x 12 ise x kaçtır arkadaşlar? Her iki tarafı 3'e böldük. X 4'tür. Tamam. Şimdi bir denklemin köklerinin oluşturduğu kümeye. Yani ben bir denklemim var elimde ve bu denklemden bir tane, iki tane, üç tane, dört tane kök gelebilir. Ya da belki de hiç kök gelmez. Ben bu bulduğum veya bulamadığım kökleri. Sıkıntı yok. Bir kümenin içerisine hapsedersem eğer, ki şöyle gösteriyorduk o kümeyi, hatırlayın, buraya böyle kökleri yazıyorduk pıt 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 diye. Biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Çözüm kümesi diyorduk. Dolayısıyla buraya da çözüm kümesi ifadesini ekleyebilirsin. Çözüm kümesi ifade yazıyorum. Çok özür dilerim. Çözüm kümesi diyebilirsin.
Tamam. Şimdi bakalım sorularımıza. 2x artı 5 eşittir 3. Bunun çözüm kümesi nedir? Hemen 2x artı 5'i karşıya attım. Eksi 5 olarak geçti. 3 eksi 5. Bu da kaç yapar? Eksi 2. Demek ki 2x eksi 2 ise x kaçtır? Eksi 1'dir. Bunun çözüm kümesi eksi 1'i kümenin içerisine dahil edersen senin çözüm kümen olur. Cevap da bursa olur diyeceğiz. Geçtim bir diğer sayfamdaki bir diğer soruma. Doğal sayılar kümesinde 4x artı 6 eşittir 7. Bu denklemin çözüm kümesi. Hemen 6'yı karşıya atacağım. 7 eksi 6 oldu. 4x eşittir. 7'den 6'yı çıkardım. 1 x eşittir kaç oldu? 1 bölü 4. Hocam şıklarda böyle bir şey yok. Yok, evet. Burada başka bir şeyi ön plana çıkarmaya çalıştık. Başka bir şey derken genelde sorunun başını okumayız. Ben öğrenciyken ben de okumazdım. Öğretmen olduğum zamanlar okumaya başladım. Veya üniversitede çok dikkatli olmam gereken vize ve final sınavlarında okumaya başladım ben bunları. Bakın burada ne diyor? Doğal sayılar kümesini diyor. Yani senin bulduğun çözüm kümesi doğal sayılar kümesin, senin bulduğun kökler doğal sayıysa bu kümenin içerisine yaz diyor. Şimdi benim bulduğum çözüm kümesinde kökümde benim 1 bölü 4. Peki bu doğal sayı mı? Değil. O zaman doğal sayılardaki çözüm kümesi nedir arkadaşlar? Boş küme. Çünkü böyle bir kökü yok. Doğal sayı olan bir kökü yok diyeceğiz. Tam sayılar kümesinde artık buna dikkat ediyoruz değil mi? Tam sayılar kümesinde x bölü 7 eksi 2 bölü 5 eşittir x bölü 5 eksi 2 bölü 7 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa toplayacağız. Bu her zaman böyle olacak. Hiç unutma, her zaman böyle olacak. Peki hocam x bölü 7'yi mi bu tarafa, x bölü 5'i mi bu tarafa alalım? Ben x bölü 7'yi bu tarafa atmak istiyorum çünkü o daha küçük. 7'ye bölünmüş çünkü. X bölü 5 eksi x bölü 7 eşittir. Bu tarafta ne olacak? Eksi 2 bölü 7'yi bu tarafa atacağım. 2 bölü 7 eksi 2 bölü 5 olacak. Peki biz artık bunu şöyle yapabilir miyiz? Ben burayı 7 ile burayı 5 ile genişletmek istiyorum. Burayı 5 ile burayı da 7 ile genişletmek istiyorum. 2 kere 5 10 yapacaktır. Bölü 35. Eksi 7 kere 2 14 yapacaktır. 14 bölü 35 eşittir. 7x eksi 5x bölü 35. Şimdi üst tarafı yapacak olursak eksi 4 kalır bölü 35. Eşittir. 7x'ten 5x'i çıkardım. 2x bölü 35 yaptı sevgili gençler. Peki 35'ler aynı mı? Götür o zaman. Hiç uğraşma. Bunları götürebilirsin. Eşitliğin her iki tarafında paydadaki ifadeler aynıysa, pay kısmındaki ifadeler aynıysa bunları götürebilirsin. 35'ler gitti. O zaman geriye ne kaldı? 2x eşittir. Eksi 4 kaldı. Peki 2 tane x eksi 4 ise x kaçtır? Eksi 2'dir. Tam sayılar kümesindeki çözüm kümesini sormuştu. Eksi 2'de bir tam sayı olduğuna göre cevabımız ne olacak? Eksi 2 olacak sevgili gençler. Evet. Geçiyoruz bir diğer sayfamıza. Bayağı büyük kelli felli bir uyarı var. Diyor ki A ve C ikisi birden sıfır olmayan gerçek sayılar. B ve D de gerçek sayılar olmak üzere. Ama A ile C'nin önemi ne? Sıfır olmayacak ve bir reel sayı olacak. AX artı B, CX artı D'ye eşit denklemi verilsin. Buna birinci denklem diyeceğiz. 1. Birinci denklemdeki eşitliğin çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için gerek ve yeter şart A'nın C'ye eşit ve B'nin D'den farklı olması lazım. Bakın şimdi. A ile C'yi birbirine eşit alalım. 2x ve 2x olsun. Yani A ile C 2 olsun. Artı 5 diyelim. Buraya da artı 7 diyelim. Şimdi bu denklemleri ben birbirine eşitlersem, denklemleri birbirine eşitleyebilirim. Bir sıkıntı yok. Bakın burada 2x var. Burada da 2x var. Götürür mü bunlar birbirini götürür. Ama şöyle saçma sapan bir sonuç gelir. 5 7'ye eşittir gibi bir sonuç geldi. Bu saçma. Çözüm kümesi var mı bunun? Yok. Yani çözüm kümesi var da içi boş. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? Çözüm kümesi boş kümedir. Ne diyor zaten bize? Çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için bu şartın sağlanması gerekiyor. Bu 1. 2. İlk denklemdeki, birinci denklemdeki eşitliğin çözüm kümesinin sonsuz elemanlı olabilmesi için gerek ve yeter şart. Yani bu sefer ben çözüm kümesini sonsuz elemanlı yapmak istiyorum. Sonsuz bir küme yapmak istiyorum. O zaman A ile C'yi, B ile D'yi birbirine eşit seçeceğiz. Yani ben az önce 2x'e 2x seçmiştim. Artı 5'e artı 5 dersek sevgili gençler, ben bunları eşitlediğim zaman x gördüğün yere ne yazarsan yaz, ama ne yazarsan yaz zaten her zaman ve her zaman bu denklem sağlanacaktır. Mesela 3 yazın 11 eşittir 11 gelir. 4 yazın arkadaşlar 13 eşittir 13 gelir. 5 yazın 15 eşittir 15 gelir. Hiçbir zaman şaşmaz. Dolayısıyla x bütün reel sayılar olabildiği için çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Bu da 2. Geçelim 3'e. Birinci denklemin, bir denkleminin çözüm kümesinin tek elemanlı olabilmesi için gerek ve yeter şart A'nın C'den farklı olması. Yani burada şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Biz böyle hatırlayın, analitikten hatırlayabilirsiniz, türevden hatırlayabilirsiniz, her yerden hatırlayabilirsiniz. Hocam mat bir anlatıyoruz, türeve niye, analitiğe niye geçtiniz diye soracak olursan da bu aslında hani AX ve CX dediğimiz ifade var ya, bu aslında bizim doğrumuzun eğimi.
Doğru eğimi bu. Şimdi doğru eğiminden bahsetmişken şurayı şöyle bir sileceğim. Notunu hemen al, ben siliyorum şimdi. Şimdi şurayı da bir temizleyelim. Bakın gençler, buradaki muhabbeti iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi eğer şu benim x, y kartezyen koordinat sistemim olsun. Tamam. Şuraya bir tane daha çizelim x, y kartezyen koordinat sistemi. Şuraya da bir tane daha çizelim şöyle. Bu biraz yamuk bir sistem oldu. Şöyle çizdik. Sonrasında arkadaşlar, birincide ne demişti? A ile C birbirine eşit. Yani AX ve CX, yani 2X'e 2X demiştik değil mi? Bu şu manaya geliyor. Eğimler birbirine eşit. Ama B ile D birbirinden farklı olduğu için farklı yerlerdeki doğrular. Yani mesela birinci doğrum şuysa, sırf eğimleri aynı diye ikinci doğrum şu ve B ile D farklı diye birbirinden eğimleri aynı olmasına rağmen bunlar paralel olduklarından hiçbir noktada kesişmezler. Kesişmedikleri için de çözüm kümesi boş kümedir. Çünkü kesiştikleri yer adedince çözüm kümesinin içerisinde eleman vardır. Bunu sakın unutma. Analitikte çok işine yarayacak. Veya türev çözerken çok işine yarayacak. Bunun teğeti nerede değmiş, nereye gidiyor, ne yapıyor? Bunlar bizim için mühim konular olacak. Bunları şimdiden aklına yaz ki bir daha unutma. Bunlar eğimleri birbirine eşit oldukları için sevgili gençler, A ile C'yi eşit seçtik ya burada hani. A ile C eşit. A ile C eşit olursa ama bunlar birbirinden farklı olursa sevgili gençler, aynı doğru üst üste değil, birazcık aralarında boşluk olduğundan hiçbir zaman birbirine değmez ve çözüm kümesi boş olur. Hocam ikincisini nasıl açıklayacaksınız peki? Hemen açıklayalım. Bir tane çizdim, eğimim bu. Ya böyle bir doğru. İkinci doğru da sevgili gençler, ikinci doğru da bunun tam üzerindedir. Ve ben size şimdi soruyorum, az önce çizdiğim siyah doğruyla sonradan çizdiğim kırmızı doğrunu kaç noktada kesişir? Arkadaşlar sonsuz tane noktada kesişir. Çünkü bunlar üst üste binmiştir. Her noktada kesişir bunlar. Her noktada kesişirse çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır sevgili gençler. Şimdi geçelim üçüncüsüne. Eğimler farklıysa diyor. Peki eğimler farklıysa nasıl davranacağız? Bakın bir doğrum buysa diğer doğrum şu olacak. Peki bunlar kaç noktada kesişir? Yalnızca ama yalnızca bir tane noktada kesişir. Bu yüzden dolayısıyla çözüm kümesi de tek elemanlıdır diyeceğiz. Bunları sakın unutma, bunlar ölümcül bilgiler, tamam mı? Geçtim. 3x artı 7 eşittir 3 çarpı x artı 1 artı k eşitliği her x reel sayısı için sağlandığına göre demiş ya, bakın 3x artı 7 eşittir 3x artı 3 artı k. Şimdi her x reel sayısı için sağlandığına göre demek ne demek? Çözüm kümesi sonsuz elemanlı demek. Çözüm kümesinin sonsuz elemanlı olabilmesi için şu 3 ile 3'ün birbirine eşit olması lazım ki eşit zaten. Bir de sabit kısımlar, yani 7 ile şu kısmın birbirine eşit olması gerekiyor. Yani 7 eşittir 3 artı k diyeceğim. Buradan k kaç gelir arkadaşlar? 4. Bize ne sorulmuş? K kaçtır diye sorulmuş. Cevabımız denizde olacak. Bir de demiş ki alttaki soruda, bu eşitliği sağlayan hiçbir x reel sayısı olmadığına göre en aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Yani çözüm kümesi neymiş sevgili gençler? Boş kümeymiş. Çözüm kümesi eğer boş küme ise yazalım. 4x artı 15 eşittir mx artı 3m artı n dedik. Şimdi ne diyecektik? Şunların katsayıları birbirine eşit olacak. Dolayısıyla m %100 4'tür. M 4 ise 4x artı 15 oldu bakın orası. Eşittir diyelim. 4x artı 3 kere 4 12 artı n diyelim. Şimdi şunlar birbirine eşit iken şunların birbirinden farklı olması gerekiyordu çözüm kümesinin boş küme olabilmesi için. Demek ki 12 artı n eşit değildir 15 diyeceğiz. 12'yi karşıya atarsan n eşit değildir 3 olur. Demek ki n kaç olamayacakmış? 3 olamayacakmış sevgili gençler. Bu sorumuza cevabı 3'tü Ceyhan'dı. Altta bir uyarı ve işine yarayabilecek bir bilgi var. Diyor ki 2 veya daha çok bilinmeyen içeren bir denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. 2 veya daha fazla bilinmeyen parametre değişken içeren bir denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Ama bir tane denklemi. İki bilinmeyenli bir denklemin çözüm kümesinin elemanları sıralı ikililer biçimine yazılır. Şimdi iki bilinmeyenliden kastımız ne? Mesela aşağıdaki x'ye sıralı ikililerinden hangisi x eksi 2'ye eşit 0 iki bilinmeyenli denkleminin bir çözümü değildir demiş. Ben x eksi 2'ye eşittir 0 diye bir denklemin çözüm kümesini arıyorum varsayalım. Ve sokağa çıktım ve
şöyle de düşünebiliriz. Hadi ütopik bir dünyada yaşıyor olalım. Sokaktaki herkes inanılmaz deli gibi matematik biliyor olsun. Herkes. Hadi inanılmaz deli gibi bilmesine gerek yok da az buçuk biliyor olsun, tamam mı? Bu konuyu biliyor olsun. X eksi 2'ye eşittir 0 denklemine bir tane çözüm söyle desem. Birisi şunu söyleyebilir. X'e 2 veririm, Y'ye de 1 veririm, sağlar. Gerçekten sağlar mı? 2 eksi 2'den 0 olur. Vallahi sağladı. Çözümlerden birisi budur. Ve bu çözümün ismine A noktası diyelim. İkinci sorduğum kişi bana şunu derse, ben A'ya 4 verdim, Y'ye de 2 verdim, sağlattım. Sağlar mı? Sağlar. Bu da bir çözüm. Başka birisine sordum, 6'ya 3 verdi, sağlar. Başka birine sordum, D noktası diyelim, 0'a 0 verdi, bu da sağladı. Hatta bir başkasına sorduk, eksi 6'ya E noktası diyelim, noktayı gösteremedik. Eksi 6'ya sevgili gençler 3 dedi, vallahi bu da sağlar. Demek ki sevgili gençler, eksi 6'ya 3 olur mu? Eksi 6'ya eksi 3, bu da sağlar. Şimdi demek ki bunlar farklı sonuçlar buluyorlar ya, bunlardan biri yanlış mı? Hayır, hepsi doğru. Dolayısıyla sağlayan biz sonsuz tane eleman bulabiliriz. Dolayısıyla çözüm kümesi de sonsuz eleman olur. Yukarıda verdiğimiz açıklamaya istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Peki soruda ne diyordu? X eksi 2 eşittir 0 iki birimin denklemin çözümü değildir diye sormuş. 0'a 0 zaten burada söylemiştik çözümü olduğunu. Bunu nasıl yapacağız? 0 eksi 2 kere 0 eşittir 0 mı? 0. Doğru. 1'e 2. 2'ye 1 sağlar mı? Sağlar. 6'ya 3 zaten bulmuşuz, sağlar. Eksi 2 eksi 1 sağlar. Bakın bu bunun 2 katı olacak. Sağlar ama 1'e 2 sevgili gençler sağlamayacaktı. Peki bir alttaki kısma bakalım. Bayağı bir böyle bize tanım kalabalığı yapmış. Bir kontrol edelim. Birden fazla denklemin oluşturduğu sisteme bir denklem sistemi denir. Şimdi denklemler tamam var. Yani değişkenler denklemleri oluşturuyor. Denklemler de bir sistemi oluşturacak o zaman. Verilen tüm denklemini sağlayan değerlerden oluşan kümeye denklem sisteminin çözüm kümesi denir. Ve bu denklem sisteminde birden fazla bilinmeyen varsa çözüm yerine koyma metodu ya da yok etme metodu gibi yöntemler kullanılarak yapılır. Hocam ne diyorsun ya? Bu metotlar ne? Birazdan göreceğiz o metotların ne olduğunu. Ama denklem sistemlerinin de hem çözüm kümesi boş küme olabilir, hem sonsuz elemanlı olabilir, hem de bir tane elemanı olabilir. Yine bunlar da örneklerin üzerinde göreceğimiz mevzular sevgili gençler. Dikkatli dinlemeni tavsiye ediyorum. Devam. X eksi 3 y eşit 0, y eksi x eşittir 5. Bu denklem sisteminin çözüm kümesi hangisidir? Arkadaşlar burada yok etme metodunu ve yerine koyma metodunu ayrı ayrı uygulayalım. Yukarıda göstermiştik ya. Ben bunları toplarsam, bak burada artı x var, burada da eksi x var. Bunlar birbirini yer bitirir. Y'ye eksi 3 y eklersem eksi 2'ye gelir. Eşittir. 5 ile 0'ı toplarsam 5 olur. Ben buradan y'nin eksi 5 bölü 2 olması gerektiğini buldum. Peki y eksi 5 bölü 2 ise herhangi bir tanesinde ya bu denklemde ya da bu denklemde yerine yaz. Sonuçta ikisini de sağlayacak ya denklem sistemi. Eksi 5 bölü 2 eksi x eşittir 5 diyelim. Şu eksi 5 bölü 2'yi karşıya atarsak eksi x eşittir 5 artı 5 bölü 2. Ki bu da 15 bölü 2 gelecektir. Eksi x eğer eksi 15 bölü 2 ise artı 15 bölü 2 ise x eksi 15 bölü 2'dir. Yani benim çözüm kümem eksi 15 bölü 2'ye eksi 5 bölü 2 olacak sevgili gençler. Yani cevabımız Denizli seçeneği olacaktır diyebiliriz gönlümüzün rahatlığıyla. Bir de bunu yerine koyma metoduyla çözelim. Demişti ki bize x eksi 3 y eşittir 0 ve y eksi x de 5 demişti. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Y eşittir, bakın şu denklemde y'yi yalnız bırakıyorum. Y eşittir 5 artı x olur mu sevgili gençler? Olur. O zaman ben yukarıda y gördüğüm yere, yani şurada 5 artı x yazabilme hakkına sahibim artık. X eksi 3 tane 5 artı x eşittir 0 diyelim. Buradan x eksi 3'ü içeri dağıtıyorum. Eksi 15 eksi 3x eşittir 0 dedim. Buradan x'ten 3x'i çıkardım. Eksi 2x. Eksi 15'i de karşıya fırlattım. Eşittir kaç yapar? 15. X eşittir ne olur? Eksi 15 bölü 2 olur. Ve daha sonrasında aynı hikaye. Eksi 15 bölü 2'yi götürüp x gördüğünüz yere yazarsanız yine y'yi bulabilirsiniz sevgili gençler. Yine cevap değişmeyecektir. Yöntem değişse de cevap hiçbir zaman değişmeyecektir. İlk yaptığımız yöntemin ismi yok etme metodu. Değişkenlerden bir tanesini yok ettik. İkinci yaptığımız yöntemin ismi de yerine koyma metodu. Y'yi bulduk ve üstteki veya alttaki denklemde yerine koyduk.
Bakıyoruz bu denklemin çözüm kümesi. Hangi yöntem daha kolay geldi? Tabii ki yerine koyma, pardon özür dilerim, yok etme metodu bize daha mantıklı geldi. Bazen direkt olarak yok edemeyiz. Yukarıda hali hazırda verilmişti zaten. X'ler birbirini çat diye götürüyordu. Burada hiçbir şey birbirini götürmüyor. Ama götürtebiliriz. Nasıl mı? Şu şekilde. Bakın ben bunu 3 ile çarpmak istiyorum denklemin tamamını. Böylelikle 3x artı 6y eşittir eksi 9 gibi bir sayıya erişirim. Bir de 3x artı y eşittir 1'imiz vardı. Şimdi gelin alttakinden üsttekini çıkaralım. İsterseniz üsttekinden alttakini çıkarın, fark etmez. Burası 3'tü bu arada. Orayı düzgün yazalım. Nizami olsun her şey. Pekala. Şimdi hangisinden hangisini çıkaralım? Üsttekinden alttakini çıkaralım hadi. 3x'den 3x'i çıkardın 0. 6y'den y'yi çıkardın 5y. Eksi 9 eksi 1 eksi 10 yapar. O zaman y kaçmış arkadaşlar? Eksi 2'ymiş. Y'nin eksi 2 olmadığı şıkları eleyebilirsiniz mesela. Bakın 2'ymiş, 2'ymiş, 1'miş. Değil mi? Cevap ya Ceyhan ya Denizli. Ceyhan olduğunu görüyoruz da pembe olmasaydı uğraşacaktık. Şimdi y eksi 2 ise götürün şurada yerine yazın. 3x eksi 2 eşittir 1. 3x eşittir 3. X eşittir 1. Yukarıda da yazsanız olurdu. Sıkıntı yok. Herhangi bir tanesini yerine yazın yeter. Ve x'i doğru bulun. X 1'miş, y eksi 2'ymiş. Cevap Ceyhan'mış diyebiliriz. Geçtik 10. sayfamıza. X eksi y 5. 2x eksi 2'ye 10'muş. Bu denklem sisteminin çözüm kümesi hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bir düşünelim. Bir düşünelim. Bakın arkadaşlar x eksi y eşittir 5 ve 2x eksi 2y eşittir 10 da ben bunu 2 ile çarpsam bile 2x eksi 2y eşittir 10 geliyor. Yani bunun aynısı geliyor. E şimdi bunun aynısıysa hocam tamam güzel hoş da x'i y'yi nasıl bulacağım? Hala iki değişken var. Ben ne demiştim? İki tane değişkeni olan bir tane denklemde, burada bir tane denklem verilmiş aslında bize. İki denklem, görünürde iki denklem ama ikisi de birbirinin aynısı. Yani üsttekini verip alttakini vermeseydi de olurdu. Ben bunu ikiye bölerek alttakini bulabilirdim zaten. Sıkıntı yok. E peki hocam elimizde bir tane iki bilinmeyen denklem varsa o zaman ne yapacağız? Az önce söylemiştik ya 2-3 sayfa önce. Sonsuz tane çözüm kümesi vardır. Hani sokağa çıkmıştık, teyzeleri amcalara sormuştuk demiştik ya. Bunun çözüm kümesinden bir tane söyle. Onlar da 5 kişiye sormuştuk. 5 tane farklı cevap almıştık. Aynı muhabbet. Sonsuz tane çözümü vardır arkadaşlar. Dolayısıyla burada hocam sonsuz tane çözümü olan da hangisi? Reel sayılar mı diyeceğiz? Reel sayı olmaz. Şimdi bak var ya bu soruyu ben eğer şu an bir deneme sınavı yapıyor olsaydım bu soruyu 100 kişiye sorayım 90'ından şu cevabı alırdım ben. Reel sayılar. Hocam reel sayılar sonsuz elemanlı diye. Tamam sonsuz elemanlı da dağısı var işte. Ne dedik? İki bilinmeyen denklemlerde çözüm kümesi sıralı ikiliyle gösterilir. Bu sadece bir reel sayı, bir nokta. Ama sıralı ikili dediğimiz x'ye kartezyen sisteminde x'ten burası, y'den burası alınır ve ortak olan yer işaretlenir. Burası x'ye sıralı ikilisinin olduğu yerdir denir. Sen bu reel sayıyı sadece sayı doğrusunda bir noktayla gösterirsin. Dolayısıyla cevap Edirne olamaz. Peki boş küme olmadığını da biliyoruz ama hocam burada da reel sayı, burada da burada da cevap hangisi olacak? Cevap şu olacak. X'e karşılık ben y bulacağım değil mi? Peki şuradan y'yi bir çekin bakalım. Y'yi bu tarafa at. Y, 5'i diğer tarafa at. X eksi 5. Y neymiş arkadaşlar? X eksi 5'miş. Yani x'e, y gördüğün yere yaz bunu. X'e x eksi 5. X'e x eksi 5 olan tek şık Adana seçeneğidir. Cevabımız Adana'dır diyebiliriz. Bakın ne kadar güzel. Bence eğlenceli de. Dolayısıyla sen bunları iyi öğren ki, iyi özümse ki vallahi yemin ederim full çekersin ya. Bak vallahi full çekersin. Hocam yeni nesil soru çözümü de yapacağım sana. Yeni nesil soru da çözeceğim. Her şeyi yapacağım. Canlı yayınlarda soru çözeceğiz. Yeni nesil soru da çözeceğim. Her şeyi yapacağım ama sen yeter ki şu konuları adam akıllı dinle ve benim verdiğim ödevleri lütfen ama lütfen lütfen yap. Tamam mı? Şimdi diğer soru 2x-4y3. 8y eksi 4x eksi 6 olarak verilmiş denklem sisteminin çözüm kümesi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bakın çarp bakayım şunu eksi 2 ile. Eksi 4x artı 8y eşittir eksi 6. E bakıyorsun 8y eksi 4x eksi 6, 8y eksi 4x eksi 6. Aynısı var burada. Demek ki iki tane vermesine gerek yokmuş. Aslında burada bir tane denklem var. Ve iki bilinmeyen denklem olduğu için çözüm kümesi sonsuz elemanıdır. Ama reel sayıyı eliyorduk değil mi? Çakal eliyorduk. Bunu da eledik. Boş küme değil çünkü onu da biliyoruz. E ne yapacağız hocam? Şöyle. Şimdi ben x virgül y sıralı ikililerinden oluştuğunu biliyorum benim çözüm kümemin. Şimdi x tamam eyvallah da hocam. Y'yi nasıl bulacağız? Onu da şöyle bulacaksın. Bak şimdi 2x eksi
4y hani 3'müş ya. Doğru mu? Doğru. E peki şu y'yi bir yalnız bırakalım bakalım. At şu tarafa. 4y 2x eksi 3 olur mu sevgili gençler? Olur. E tamam. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Y'yi yalnız bırakacağız. Y eşittir 2x eksi 3 bölü 4 müdür sevgili gençler? Aynen öyledir hocam. O zaman sen çözümü x virgül 2x eksi 3 bölü 4 diye yazabilirsin. Hadi bir de x gördüğümüz yere a yazı verelim. A 2a eksi 3 bölü 4 olur cevabımız sevgili gençler. Cevap yani şıklarda bir sıkıntımız var. 2a eksi 3 şurada bölü 4'ümüz olacak sevgili gençler. Cevap Adana seçeneğidir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet geçtik bir diğer uyarımıza, infomuza, bilgilendirmemize. Hadi bakalım. A1x artı B1y artı C1 eşit 0, A2x artı B2y artı C2 eşit 0 denklem sisteminin çözüm kümesi. Eğer bir tane çözüm kümemizde eleman varsa, eğer tek elemanlıysa, diyoruz ki A1 ile A2'nin oranı B1 ile B2'nin oranından farklıdır. Aslında eğimler farklıdır diyoruz. Tamam, eğimler farklıdır. Ama sen burada bunu bu şekilde aklına kazı. Bununla bunun oranı bununla bunun oranından farklı olacak. Eğer boş küme ise bununla bunun oranı bununla bunun oranında aynı ama C1 ile C2'nin oranı bunlardan farklı olsun istiyoruz. Eğer sonsuz elemanlı olacaksa bunların hepsinin de oranları birbirine eşit olmak zorunda diyoruz. Misal 3x artı 5y artı 6 eşit 0, mx artı 15y artı n eşit 0 denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre m artı n toplamı kaçtır diye sorulmuş. Sonsuz eleman istiyorsak biz ne yapacağız? 3'ü m'ye böleceğiz, 5'i 15'e böleceğiz, 6'yı n'ye böleceğiz. Bunların hepsi birbirine eşittir diyeceğiz. Hadi yapalım. 3 bölü m eşittir 5 bölü 15. O da eşittir 6 bölü n. Şimdi düşünelim. 15 5'in 3 katı mı? M de 3'ün 3 katıdır. O zaman M 9'dur. N de 6'nın 3 katıdır. O zaman N kaçtır? 18'dir. M ile N'yi topla demiş. 9'da 8, 18'in toplamı kaç yapar arkadaşlar? 27 yapar. Cevabımız da Denizli seçeneği olur diyebiliriz. Geçtim. Bir diğer soruya. Şimdi diyor ki 41-13x bölü 43 artı 13x eşittir 13 bölü 8. X kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz burada ne yapmamız gerekiyor? Bir düşünelim bakalım. Arkadaşlar öncelikle içler dışlar çarpımına bir el atalım bakalım. 8 çarpı 41 eksi 8 kere 13x eşittir 13 çarpı 43 artı 13 kere 13x dedim mi? Dedim. Şu eksi 8 çarpı 13x'i bu tarafa atalım. Şunu da şu tarafa atalım. Kabul mü? 8 çarpı 41 eksi 13 çarpı 43 eşittir. Eksi 8 tane 13x var. Burada 13 tane 13x var. Bu tarafa atarsam toplanır. 21 tane 13x yapar sevgili gençler. Şimdi 8 kere 41 var. 13 kere 43 var. 21 kere 13 var. Bunlar ne hocam? Ne yapmaya çalışıyoruz? Arkadaşlar şimdi iyi dinleyin. Bunu bu şekilde yapmamamızda fayda var. Peki hocam bu şekilde karışık olduğu zaman ne yapmamız lazım? Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi sevgili gençler bakın. 41 eksi 13x. 43 artı 13x ve 13 bölü 8 var ya. Bu karışık gördüğünüz denklemlerde kısa yoldan çözüm yöntemidir diyebiliriz. Şimdi bakıyorsunuz. X'in olduğu kısmın katsayısı negatif. X'in olduğu kısmın katsayısı pozitif. Eğer işaretleri farklıysa önce bu pay kısmıyla bu payda kısmını topluyorsunuz. Toplarsanız eksi 13x ile artı 13x gider. 41 artı 43'ten 84 gelecektir. Bir de karşı tarafı toplayın arkadaşlar. Ne geldi? 21 geldi. Şimdi 84 ile 21 arasında bir bağıntı kurmaya çalışıyorsunuz. 84 eşittir 4 çarpı 21. Doğru mu? Doğru. O halde diyorum ki ben herhangi bir tane payı veya paydayı seçiyorsunuz. 41 eksi 13x eşittir. 4'ü buldunuz ya, 4 kere 13 diyorsunuz. Eşit olacaktır. Mutlaka. Bunu bu tarafa atın. 13x. 41 eksi 4 kere 13 kaç yapar arkadaşlar? 52 değil mi? Eksi 52. 41'den 52'yi çıkarın arkadaşlar. Ne gelir? Eksi 11 gelir. Eşittir 13. X ise x kaçtır? Eksi 11 bölü 13'tür diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi az önceki kısma geri dönecek olursak buraya bir soru daha aslında ekleyebiliriz. O soruyu da şöyle yazalım sevgili gençler. Mesela bizim elimizde 17x
artı karışık olsun 12 bölü 19x artı 15 olsun ve karşıya eşittir 21 bölü 22 yazalım. Tamam mı? Elimizde böyle bir soru var. Bakın bu sefer az önce işaretler farklıydı. Şimdi işaretler aynı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şunu yapacağız. Az önce biz bununla bunu toplamıştık yani. Şimdi de işaretler aynıyken çıkaracağız. Bakın işaretler farklıyken topladım. İşaretler aynıyken ikisi de eksi olsaydı yine çıkaracaktım. Alttakinden üsttekini bir çıkaralım hadi. 19x'ten 17x'i çıkarın. 2x. 15'ten 12'yi çıkarın. Artı 3. 22'den 21'i çıkardık. 1. Şimdi 2x artı 3 ile 1 arasında bir bağıntı kuracaksak eğer az önceki gibi. 2x artı 3 eşittir. 1 kere 2x artı 3. Demek ki artık şunu anlıyorum ben. Az önce 4'ü yazmıştım ya ve 4 ile genişletmiştik. Şimdi 2x artı 3 ile genişleteceğiz. Payı veya paydayı hiç fark etmez. Şimdi 17x artı 12 eşittir diyeceğim. 21 çarpı şu. 2x artı 3. 17x artı 12 eşittir. 42x artı 63 yaptı. 17x'i bu tarafa atarsam 25x kalır. 63'ü diğer tarafa gönderirsem eksi 52 olur. X eşittir. Eksi 52 bölü 25'tir diyebiliriz bu sorunun da cevabına. Ve geçiyoruz sevgili gençler 13. sayfamıza eşitsizlikler diyoruz. Şimdi denklem bitti. Eşitsizliklerdeyiz. Bir okuyalım. Önce aşağıdaki konuşmaları dikkatlice okuyalım. Ceylan Deniz, Umut ve Alp öğretmen sayılar üzerine konuşuyorlarmış. Alp öğretmen 7'den küçük olan en büyük gerçek sayı kaçtır diye sormuş. Umut da demiş ki 6'dır. Alp öğretmen Ceylan ve Deniz'e dönerek katılıyor musunuz diye sormuş. Deniz demiş ki bence 6,9'dur. Ceylan da demiş ki bence 6,99'dur. Umut da demiş ki madem öyle ben 6'dan vazgeçiyorum 6,999'dur. Ve tartışma bu şekilde devam ederken Ceylan diyor ki bence 7'den küçük olan en büyük sayı yoktur diyor. Daha sonrasında Umut öğretmenim işin içinden çıkamadık yardım edebilir misiniz diye sormuş. Ve Alp öğretmen diyor ki Ceylan doğru söylüyor. 7'den küçük olan en büyük gerçek sayı yoktur diyor. Kendi aranızda tartışmaya devam ederek bunun neden böyle olduğunu keşfetmeye çalışın demiş. Aslında şimdi biz düşünecek olursak yani biz o öğrencilerin yerine düşünsek. Neden 6'dan 7'den küçük en büyük sayı yoktur? Şimdi ben burada 6,999 denmiş ya bir sonraki hamlemiz bir 9 daha eklemek olur. Bir sonraki hamle bir 9 daha bir 9 daha bir 9 daha eklemek olur ve bu böyle devam eder. Yani ben ölünceye kadar yazsam çocuğuma bıraksam çocuğum ölünceye kadar devam etse o çocuğuna bıraksa o çocuğuna bıraksa o çocuğuna bıraksa durmadan hala 9 yazmaya devam edebiliriz bunun sonuna. Yani 7'ye ulaşamayız. 7'ye çok yaklaşırız ama 7'ye ulaşamayız. Ve dolayısıyla 7'den küçük en büyük sayıyı da bulamayız sevgili gençler. Demek ki Alp öğretmen sorusunu şu şekilde sordurmalıydık biz. Alp öğretmen sorusunu 7'den küçük olan en büyük tam sayı kaçtır diye sormuş olsaydı o zaman cevap 6 olurdu işte. O zaman bulurduk cevabı. Alp öğretmen sorduğu soruyla eşitsizlik sorularında sıkça kullanacağımız bir bilgiye dikkat çekmiş oldu sevgili gençler. Tamam. Bu ne demek? Eşitsizlikte biz bunu nasıl kullanacağız? Biz 7'ye eşit olamayacağı için 7'den küçük tüm sayıları kapsayacak bir ifade belirtmemiz lazım. Mesela x bunların kümesi olsun. Ve dolayısıyla ben x'e 7'den küçüktür ifadesini takacağım. Yani 7'den küçük en büyük sayıyı bulamayız. Ama 7'den büyük en küçük sayıyı da bulamayız. 7,0001 deriz ama o 1'den önce bir tane daha 0 koyarsak daha küçük bir sayıyı, o 1'den önce 2 tane 0 koyarsak daha küçük bir sayıyı elde edeceğimiz için 7'den büyük en küçük sayıyı da bulamayız. Buna da x 7'den büyüktür manasına gelen şu işareti kullanacağız. Şimdi geçelim bakalım. X bir gerçek sayı olmak üzere x'ten küçük olan en büyük gerçek sayı yoktur. Örneğin x eleman reel sayı ve x 7'den küçük ise x'in alabileceği en büyük değer nedir sorusuna verilecek cevap x'in alabileceği en büyük değer yoktur olacaktır. Şimdi sorularımıza bakalım. X eleman reel sayı x 0'dan küçükse x'in en büyük değeri kaçtır? Şimdi x 0'dan küçük ve x'in en büyük değeri sorulmuş sevgili gençler. Biz ne diyeceğiz? Cevap olarak yoktur diyeceğiz. Çünkü en büyüğünü sormuş. 0'dan küçük en büyük değer kaçtır? Yoktur. Hatta biz buna eksi epsilon da diyeceğiz. Belki daha sonrasında müfredatımızda böyle bir şey yok ama belki daha sonra size
Bunu da anlatacağız limit konusunda. Buna da değinebiliriz. X eleman reel sayım 7/2'den küçükse bu x, x'in en büyük değeri kaçtır diye sorulmuş. Bakın reel sayı dediği için gene yoktur diyeceğiz biz bunun cevabına. Çünkü 3.5'tan küçük en büyük reel sayıyı da bulamayız. X reel sayı x2'den büyükse x'in en küçük değeri kaçtır? Gene ne diyeceğiz? Cevabına yoktur diyeceğiz sevgili gençler. Bakın burada x bir tam sayı. X 10'dan küçükse x'in en büyük değeri kaçtır? Tabii ki 9'dur. 10'dan küçük olacak ve tam sayı olacak ve maksimum olacak. Cevap 9'dur. 7/2 yani 3.5. X eleman tam sayı. Ve bu x 3.5'tan daha küçükmüş. O zaman en büyük değeri kaçtır arkadaşlar? 3'tür. X yine bir tam sayı. X 2'den büyükse x'in en küçük değeri yine 3'tür. 2'den büyük en küçük tam sayı yine 3'tür diyeceğiz. Bakın reel sayılarda demek ki eşitsizlik olarak bir ifade kurduğumuz zaman cevap genelde yoktur çıkıyormuş. Geçtim 15. sayfama. X ve Y reel sayılardır. X -1'den büyük, 3'ten küçük ve Y 3'ten büyük, 10'dan küçük olduğuna göre 2X artı Y toplamının oluşturduğu gerçek sayı aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunlar bir reel sayı zaten. Peki 2X nerededir? X bu aralıktaysa 2X bakın -1 küçüktür. X küçüktür. 3 diyelim. 2X nerede olur biliyor musunuz? 2 ile çarpacağız hepsini. -2 küçüktür. 2X o da küçüktür. 6 diyeceğiz. Ve demiş ki 3 küçüktür. Y küçüktür. 10. 3Y sorulduğu için de 3 ile çarpacağız. 9 küçüktür. 3Y o da küçüktür. 30 diyeceğiz. Alt alta yazalım bunları. -2 küçüktür. 2X o da küçüktür. 6. 9 küçüktür. 3Y o da küçüktür. 30 dedim. Ve bunları toplayacağım arkadaşlar. Topladığım takdirde 6 ile 30'u topladım. 36. 2x artı 3y ki bu bize sorulan değerdir. Eksi 2 ile 9'u toplarsan da 7. Demek ki hangi aralıkta olacakmış? 7 ile 36 aralığında. Ben bu aralığı nasıl gösteririm? Şu şekilde gösteririm arkadaşlar. Açık aralıkla gösteririm. Çünkü burada eşitlik yok. Dolayısıyla 7 ile 36 aralığı benim cevabım olur diyebilirim. Aşağıdaki sorumuza bakalım bir de. X ve y tam sayılar olmak üzere. Bakın tam sayı dediği anda artık şu eşitsizlik çözme gibi bir durumun olmayacak. Tam sayı dediğinde sevgili gençler, x neredeymiş? -3 ile 4 aralığında, y'de -5 ile -1 aralığında. X eksi y'nin alabileceği en büyük değer. Şimdi x eksi y'nin ben maksimum değerini bulacaksam eğer, x'in en büyük değerini, y'nin de en küçük değerini bulmam lazım ki çıkarılan sayı çok büyük, pardon, eksiltilen sayı çok büyük olsun, eksilen sayı da küçük olsun, değerimiz maksimum çıksın istiyoruz. Peki, X burada en büyük kaç alabilir sevgili gençler? 3. O zaman X'i 3 seçeceğiz. Eksi. Y burada en küçük hangi değeri alabilir? -4'ü. 3 eksi eksi 4 dersen bu da ne olur? 3 artı 4 olur. Yani cevabımız 7 olur diyeceğiz. Sevgili gençler cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir. Geçtim bir sonraki sayfama. Diyor ki dikkat uyarısı var bakın. Eşitsizliklerde taraf tarafa toplama yaparken işaretler aşağıdaki gibi olur. Yani büyüktürle büyüktürü toplarsanız gene büyüktür olur. Büyük veya eşittirle büyüktürü toplarsanız gene büyük olur. Çünkü neden? Buna eşitlik varken bunda yoksa ikisini topladığımız zaman sonuç eşitlik, sonuçta eşitlikten bahsedemeyiz. Küçük veya eşittirle küçük veya eşittir toplarsam gene küçük veya eşittir olur. Küçüktürle küçük veya eşittir toplarsam gene küçüktür olur sevgili gençler. Ayrıca eşitsizliklerde taraf tarafa çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapamıyorsunuz. Çıkarma işlemi yok dedik ya. Çarpma işlemini de farklı bir metotla yapacağız. Bölme işlemini de keza sorularda izin verilirse farklı bir metotla yapacağız. Şimdi biz şuna bir bakalım. X veya reel sayılar. X eksi 2 ile 5 kapalı aralığında. Y de eksi 3 ile 4 yarı açık aralığında diyebiliriz. Neden? Birisi eşitlik var diğerinde yok. Bunda ikisinde de var. Buna kapalı aralık dedim. Buna yarı açık veya yarı kapalı aralık diyeceğim. X kare eksi Y kare farkı kaç farklı tam sayı değeri alır diye sorulmuş bize. Şimdi yazalım bakalım. X neredeymiş? Eksi 2. Küçük veya eşittir. X o da küçük veya eşittir. 5'miş. Şimdi gençler. Ben X'in karesini merak ediyorum. Hangi aralıkta olur diye. Hangi aralıkta olur bakalım. Bir sayının karesini alacağım. Eksi 2 ile 5 aralığında bir sayının. Arkadaşlar ben bir sayının karesini aldığım zaman minimum 0 olabilir. Yani olabilecek en alt sınır 0'dır. Peki 0 olmasına izin veriyor mu? Eksi 2 ile 5 aralığında 0 sayısı olduğu için 0'ın da karesi sadece 0 yaptığından dolayısıyla alt sınırımız bizim 0'dır. Küçük veya eşittir. 0'a eşit olabildiği için x kare
O da küçük veya eşittir. Şimdi eksi 2 ve 5'ten hangisinin karesi büyükse onu yazacağım. Eksi 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25 olduğu için ve 25 büyük olduğu için 25'i yazdım. X karenin aralığını bulduk gençler. Şimdi bize y karenin aralığı lazım. Eksi 3 küçük veya eşittir y. Bu da küçüktür 4 dedim. Y kareye bakacağım. Gene bir ucu negatif bir ucu pozitif olduğu için 0 alma imkanı var. Dolayısıyla 0 küçük veya eşittir y kare. O da küçüktür diyeceğim. Şimdi burada hocam eşitlik var. Niye burada küçüktür dedik? Şundan kaynaklı. Eksi 3'ün karesi 9 iken 4'ün karesi 16 yapar. Ve biz 16'dan küçüktür demek daha mantıklı diyoruz. Çünkü en geniş aralığı bulacağız, tamam mı? Peki ama hocam burada çıkarma yapılamaz demiştik. O halde eksilisini bulacaksın sen bunun. Yani eksiyle çarp bunu. Eksi 16 küçüktür. Eksi y kare. O da küçük veya eşittir. Sıfırın eksilisi de sıfır zaten. Onu da yazdım. Eksi 16 küçüktür. Eksi y kare. O da küçük veya eşittir. Sıfır yazdım. Şimdi bunları toplayacağım. Sıfırla eksi 16'yı topladım. Eksi 16. Büyük ve eşittir. Küçüktür. Küçük eşittir. Küçüktür. Hangisini alacağım? Küçüktür. X kare. Eksi y kare. Bakın burada ne var? İkisi de küçük veya eşit olduğu için küçük veya eşit 25 diyeceğim. 25 ile 0'ın toplamı. Burada kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Bunun alabileceği en büyük değer 25. Bunun alabileceği en küçük değer eksi 15'tir. 25'ten eksi 15'e ya da eksi 15'ten 25'e kaç tane farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyorsa 25 yani son terim eksi ilk terim artı 1 diyeceğim. O da eşittir. 25 eksi eksi artı yaptı. Burası 40 gelir. Bir daha kaç yapar arkadaşlar? 41 yapar. Cevabımız Adana seçeneği olur diyeceğiz. Böylelikle 17. sayfamıza geçebileceğiz. Bir uyarı var. A, B ve X tam sayı olmak üzere. X A ile B kapalı aralığındaysa X B eksi A artı bir tane değer alır. Bu ne demektir? Son terim eksi ilk terim artı biraz önce yaptığımızın aynısı. Bu kadar değer alır. 2. X A'dan açık B'den kapalı aralıktaysa veya A'dan kapalı B'den açıksa yani yarı açık aralıktaysa direkt olarak diyoruz ki X B eksi A tane değer alır. Yani o 1'i eklemeyeceksin diyor. Eğer iki ucu da açıksa B eksi A eksi 1 tane değer alır diyeceğiz. B eksi A eksi 1 burası da B eksi A. Bu üçünün farkını unutmayın. Farklar ne? Kapalı aralık, yarı açık aralık ve açık aralık. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi soruma bakalım. X ve Y birer tam sayı olmak üzere. X eksi 5 ile 3 aralığında. Y de eksi 1 ile 3 yarı açık aralığında. X kare artı Y kare toplamı kaç farklı değer alır? Bakın. X neydi? Eksi 5 küçüktür. X o da küçüktür 3'tü. Hemen X karenin eşitsizlik olarak aralığını bulmaya kalkmayın arkadaşlar. Yapacağımız şey şu. Sorunun başını dikkatli okuyacaksınız. Tam sayı demiş. Tam sayı dediği zaman daha kolay işimiz. X kare demiş ya. Burada eksi 5 ile 3 aralığında hangi sayının karesi en büyük değeri alıyorsa onu bulacağız biz. Eksi 5'ten önce ne var? Eksi 4 var. 3'ten önce ne var? 2 var. Hangisinin karesi daha büyük? Eksi 4. O zaman eksi 4'ün karesi 16 yapar. Artı y kare demiş ya şimdi. Eksi 1, 0, 1, 2 var arkadaşlar. Hangisinin karesi? 2'nin karesini alacağız tabii. 4 diyeceğiz. 16 artı 4'ten cevabımız ne olacak? 20. Yani cevap Bursa olacak sevgili gençler. Geçtim 18. sayfama. Bir bilgi var. Bir eşitsizliği sağlayan bütün değerlerin oluşturduğu kümeye eşitsizliğin çözüm kümesi denir. Bakın eşitsizliğin de çözüm kümesi oluyormuş. X bir değişken ve A bir gerçek sayı olsun. Eğer X A'dan büyükse ben bu aralığı X elemandır A'dan sonsuza kadar olan aralık diyeceğim. Şunu unutmayın. Sonsuzların belirttiği köşeye hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde köşeli parantez koyamazsın. Eğer ki x a'dan büyük veya eşit diyorsa x elemandır a'dan kapalı sonsuzdan açık aralık olacak. X a'dan küçük diyorsa bu sefer eksi sonsuzdan gelmemiz gerekiyor. Eksi sonsuzdan a'ya kadar olacak ve eşitlik olmadığı için burayı yuvarlak parantez yapacağız. Burada eşitlik olduğu için gene eksi sonsuzdan geleceğiz ama bu sefer a'dan kapatacağız sevgili gençler. Geçtim 19'a. X reel sayıymış. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi hangisidir diye sorulmuş gençler. Şimdi bir duruma göre bakalım. Burada 3 tane var ve hepsinde x var. Daha önce böyle bir soru çözdük mü? Hayır. Ama bu soru aslında diğerlerinden bir kısım daha uğraştırıcı. Bakın zor demiyorum, uğraştırıcı. Önce yeşille işaretlediğim yeri kısmı yapalım. Eksi 2x artı 4 küçük veya eşittir x artı 2 dedik. Sonrasında eksi 2x'i bu tarafa attım 3x artı 2'yi bu tarafa attım 2. Yani
3x büyük veya eşitmiş 2. X büyük veya eşittir 2 bölü 3 olur mu sevgili gençler? Olur. Hem de mis gibi olur. Şimdi, hocam şimdi ne yapacağız diye sorarsan artık burayı sileceksin ve bu sefer şu kısmı yapacaksın. Yapalım. X artı 2 küçük veya eşittir x bölü 2 artı 4. Şimdi gençler, ben burayı x artı 2 küçük veya eşittir. Şu kısmı genişletecek olursam x artı 8 bölü 4 2 yapacaktır. Silelim orayı. 2 yapacaktır. Bu 2'yi de şuraya çarpım olarak sallayalım. 2x artı 4 küçük veya eşittir x artı 8. Şimdi bu x'i bu tarafa gönderdim. X bu 4'ü bu tarafa gönderdim. Küçük veya eşittir 4 yaptı. X 4'ten küçük veya eşitken 2 bölü 3'ten de büyük veya eşit olacakmış. Yani 2 bölü 3 sayı doğrusuna gösterirsen şurası da 4 olsun. Peki 2 bölü 3'ü alabiliyor mu? Alıyor valla. O zaman alacak, devam edecek. En son 4'e kadar dayanacak. Demek ki 2 bölü 3 ile 4 kapalı aralıymış. Yani cevap Bursa'ymış diyeceğiz sevgili gençler. Devam. Bakalım devam edelim. Diyor ki soruda x bir gerçek sayı. 1 bölü 3, 1 bölü x eksi 2'den daha küçük. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bir kontrol edelim. Bu şekilde bir ifade gördüğümüz zaman içler dışlar çarpım falan yapmayacaksınız. Hemen şunu yapacaksınız. 1 bölü 3'ü ters çevirin. 3. 1 bölü x eksi 2'yi ters çevirin. X eksi 2. Burada ne vardı? Küçüktür vardı. Ters çevirdiğimiz için artık ne oldu? Bunu da ters çeviriyorsun. Büyüktür oldu. Eksi 2'yi at bu tarafa. X küçüktür. 5 mi olur? Ya da 5 büyüktür. X mi olur arkadaşlar? Aynen öyle olur. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir de şunu yapacağız. Bakın 1 bölü 3 pozitif bir sayı. Pozitif bir sayı. Madem öyle, bu pozitif sayıysa burasının da pozitif olması lazım. Yani x eksi 2 dediğimiz sayının 0'dan büyük olması lazım. Yani x 2'den büyük olacakmış. 2'den büyük diyoruz. 5'ten de küçük diyoruz. 2'den büyük. 5'ten küçük neresidir? 2 ile 5 aralığı. Yani denizin seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim bir diğer sayfama. X, Y, Z reel sayılardır. X, Y'den, Y de Z'den küçük olmak üzere 1 bölü X artı 1 bölü Y artı 1 bölü Z eşittir. 1 bölü 10 olduğuna göre X'in alabileceği değer hangisi olabilir diye sorulmuş bize. Şimdi bu tarz sorularda şunu yapacaksınız. Klişe bir sorudur. Her kitapta da bulabilirsiniz. Eğer bunların hepsi birbirine eşit olmuş olaydı ne olurdu? 1 bölü 30 artı 1 bölü 30 artı 1 bölü 30. Bir toplayın bakalım ne olacak? 3 bölü 30 mu olacak? 3 bölü 30 nedir? 1 bölü 10'a eşit değil midir? Oh mis ne güzel bak 1 bölü 10'u da yakaladık. Demek ki bunların hepsinin eşit olma gibi bir imkan olmuş olsaydı eğer 1 bölü 30, 1 bölü 30, 1 bölü 30 olacaktı. Ama böyle bir imkan yok. Yani x y'den, y de z'den küçükmüş. Bu x, bu y, bu z'ydi. Küçük olacaksa bu en büyük ne olur? Yani 30'dan küçük olmak zorunda değil mi? 30 olamayacak. 30'dan da küçük olmak zorunda. 31, 32, 33 de olamayacak. Hangisi olabilir? 29 olabilir. Demek ki cevabımız edinilmiş. Bakın ne kadar güzel, tatlı bir çözüm yaptık. Bir diğer sorumuz. X ve y reel sayılar. X, eksi 2'den büyük veya eşit, 6'dan küçük veya eşit. Y de eksi 12'den büyük veya eşitken 3'ten küçük veya eşit. Olduğuna göre x çarpı y'nin alabileceği kaç değişik tam sayı değeri vardır diye sormuş. Hemen şunu yapıyorsun. Bak, x'in sınırları ne? Eksi 2 ile 6. Hemen yazıyorsun. Eksi 2 ve 6. Y'nin sınırları ne? Eksi 12 ve 3. Hemen onu da yazıyorsun. Eksi 12 ve 3. Daha sonrasında şöyle bir tablo oluşturuyorsun. Bu tabloyu oluşturduktan sonra hemen çarpıyorsun bunları. Eksi 2 kere eksi 12, 24. Eksi 2 kere 3, eksi 6. 6 kere eksi 12, eksi 72. 6 kere 3, 18. Şimdi hemen şu soruyu soruyorsun kendine. Bunlar içinden en küçüğü hangisi? Eksi 72. En büyüğü hangisi? 24. Demek ki sevgili gençler bizim x çarpı y'miz aslında 24'ten küçükmüş. Eksi 72'den de daha büyükmüş. Bunların her birinde eşitlik olduğu için bunlara da eşitlik koymanda fayda var. Evet, peki hocam neyi sormuştu bize? Kaç değişik tam sayı vardır? Bulalım. 24 eksi eksi 72 artı 1 mi diyeceğiz? Vallahi diyeceğiz. Şu eksi ile eksi gitti artı oldu. Şuranın toplamı 96. Bir daha kaç yapar? 97 yapar. Demek ki cevabımız Edirne seçeneği olacakmış arkadaşlar. Peki sınavda nasıl sorarlar? Sınavda bu şekilde sorarlar arkadaşlar. Şimdi arka arkaya sınavda nasıl sorarlar diye bir kısmımız var. Bu soruların hepsi yeni nesil ve az önce çözdüğümüz sorulardan bir iki tık
daha fazla zorlukta arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kulağınızı, gözünüzü dört açın. Mutlaka. Yan yana bulunan A, B, C ve D mağazaları aşağıdaki sayı doğrultusunda gösterilmiştir. A, B, C ve D. A ve C mağazaları arası 120 metre. Bakın şunların arası 120 metre. B ve D mağazalarının arası da 160 metredir. A ve B mağazaları arasındaki uzaklık, D ve C mağazaları arasındaki uzaklığın 1 bölü 3'ünden daha kısadır denilmiş. Yani şöyle diyebilir miyiz biz? A ve B mağazaları arasındaki uzaklık eğer, ya da şurayı diyelim. C ile D arasındaki uzaklığın 1 bölü 3'ünden daha kısa değil mi? Ben buraya 3x diyeyim. Burası x'ten daha küçüktür arkadaşlar. Olur mu? Vallahi olur. Buna göre B ve C mağazaları arasındaki uzaklığın en küçük tam sayı değerinin rakamları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben bunu şu şekilde halledebilir miyim? Arkadaşlar burası neyden küçüktü? X'ten küçük. Burasının da uzunluğu 3x'ti. Ben şuraya A diyeyim. 3x ile A'yı toplarsam eğer 160 buluyormuşum. B ile D arasındaki uzaklık. Buraya da olabilecek maksimum değer x olamıyor bile. X'ten birazcık küçük olabiliyor ama A ile X'in toplamı da ya da X ile A'nın toplamı da küçüktür 120. Olur mu? Bakalım. X ile A'nın toplamı da şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Burası çünkü X'ten daha küçüktü. X ile A'nın toplamı büyük veya eşittir 120 diyeceğiz. 120'den küçük olmayacak. Tamam. Çünkü X dediğimiz şey buradan daha uzun aslında. Bizim bulacağımız şey burada X'ten daha küçük. Yani A ile B'nin arası X'ten daha küçük. Dolayısıyla X ile A'nın toplamı da 120'ye eşit veya 120'den daha fazla olmak zorunda. Hatta eşit olabilir mi? Bakalım X daha büyük bir uzunlukta eşit de olamıyor. Dolayısıyla 120'den büyük diyeceğiz. Güzel. Şimdi gelelim şuna. Buna göre demiş B ile C arasındaki uzaklığın en küçük tam sayı değerinin rakamları toplamı. B ile C arasındaki uzaklık dediği yerde A. Yani A'nın minimum değerinin rakamlar toplamı sorulmuş. Yazalım rakamlar toplamı soruluyor. Peki gençler, şimdi biraz mantık yürütelim bakalım hadi. Şöyle düşünelim mi? Burada A'yı yalnız bıraksam A eşittir 160 eksi 3x olur mu? Vallahi olur. Peki ben burada A gördüğüm yere 160 eksi 3x yazabilir miyim? Yazarız. X artı 160 eksi 3x büyüktür 120 olur mu? Olur. Peki x'ten 3x'i çıkar. Eksi 2x. At karşıya 2x. Burada da büyüktür vardı. Bu 120'yi de bu tarafa gönderirsem 160'tan 120 çıkardım. 40 mı oldu? Oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. 20 büyüktür x mi oldu? Yani x 20'den küçükmüş. Peki x 20'den küçük olursa x'in en büyük değerini alalım ki bakın x de hatta şöyle diyelim. Şuraya artık ben x demeyeyim de buraya b diyelim. B ile A'nın toplamı bize 120'yi vermiyor mu? B'nin alabileceği maksimum değeri alayım ki A'nın alabileceği minimum değer ortaya çıksın. Değil mi? Peki B'nin alabileceği maksimum değer burada eğer x 20'den daha küçükse arkadaşlar 19 olmaz mı? Olur. Artı bir de A ekleyeceğim eşittir 120. Ben buranın maksimum değerini buldum sonuçta. Peki A kaç olur? 101 mi olur? Peki bunun rakamları toplamı kaç? 1 artı 0 artı 1'den cevap 2'dir diyeceğiz sevgili gençler. Cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir. Geçtim bir diğer soruya. Diyor ki bize N pozitif tam sayıları için R gerçel sayılar kümesinin AN diye alt kümeleri tanımlanıyormuş. Buna göre A1 kesişim, A2 kesişim, A3 nedir? Peki A1'i bulalım ve tamamen bize verdiği şekilde bulalım. Öyle x eleman reel sayılarından oluşuyormuş ki eksi 1 üzeri n kaçtı arkadaşlar burada? Biz 1 seçtik bunu değil mi? Eksi 1'in birinci kuvveti eksi 1'dir. Eksi 1 bölü 1'lerden oluşuyor. Küçüktür x, o da küçüktür 2 bölü 1, 2. Yani diyor ki buradaki x'ler eksi 1 bölü 1 kaç? Eksi 1. Küçüktür x, o da küçüktür 2'lerden oluşuyormuş. A1'in gösterdiği yer burası. O zaman A1'i ben şöyle yazabilir miyim? Eksi 1 ile 2 aralığı diye yazabilir miyim? Yazarım. Güzel oldu. Peki şimdi gelin A2'yi bulalım şurada. A2 eşittir. Şurada yerine yazalım. Eksi 1'in karesi yapacağız bu sefer. 1 olur. 1 bölü 2
küçüktür x, o da küçüktür 2 bölü 2 olmaz mı arkadaşlar? 2 bölü 2 kaçtır? 1. Demek ki A2 kümesi 1 bölü 2'den büyük ve 1'den küçük olanların kümesiymiş. Onun kümesi de bu oldu. Peki bir de A3'ü bulalım hadi sizde. A3 eşittir. Eksi 1'in 3. kuvveti kaç yapar? Eksi 1 yapar. Ve buraya da ne yazacağım? 3 yazacağım. Eksi 1 bölü 3 küçüktür x, o da küçüktür 2 bölü 3 diyeceğim. N'yi 3 seçmiştim çünkü bu sefer. Demek ki A3 neresiymiş sevgili gençler? A3 de eksi 1 bölü 3 ile 2 bölü 3 aralığıymış. Şimdi ben bunların kesişimini bulacağım. Kesişimi bulunurken ne yapmamız gerekiyor? Alt sınırların en büyüğü, bakın kesişimde alt sınırın en büyüğü ile tam tersini yapıyoruz yani. Üst sınırın en küçüğünü alacağız sevgili gençler. Madem öyle, eksi 1 mi? 1 bölü 2 mi? Eksi 1 bölü 3 mü daha küçük? Tabii ki eksi 1. En büyüğünü bulacağız. Tabii ki 1 bölü 2. Kusura bakmayın. Üst sınırlarında en küçüğü 2 bölü 3 mü? 1 mi? 2 mi? Tabii ki 2 bölü 3 diyeceğiz sevgili gençler. Demek ki bizim cevabımız da bu olacak. Kesişim kümemiz A1 kesişim, A2 kesişim, A3 1 bölü 2 ile 2 bölü 3 aralığı olacak. Cevabımız A'dan olacak sevgili gençler. Güzel sorular. Devam. Aşağıda verilen her biri 4 bölmeden oluşan farklı renkli halkaların her bir bölmesinde bir gerçek sayı yazmaktadır. Bakın burada 3 tane 9 tane gerçek sayı yazıyor. Halkalardaki sayıların toplamı dıştan içe doğru azalmaktadır. Buna göre bu durumu sağlayan x tam sayıların toplamı. Yani diyor ki bize şunları bir topla diyor. Onlar, özür dilerim. Pembe kısımları bir topla diyor. 2x, x daha 3x yapar. Değil mi? 3x. Daha sonrasında eksi 16, 11 daha eksi 5, 7 daha 2 yapar. Bu en büyüğü arkadaşlar. En büyüğü dedim. Çünkü dıştan içeri doğru azalıyor. Sarı bölgeyi toplayalım. X, x daha 2x. 9 eksi 8 daha 1. Eksi 5 daha eksi 4. 7 daha 3 yapar arkadaşlar. Bu ortanca. Gelelim en küçüğüne. X, 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 x. Toplam 4x. 2, 1 daha 3. 10 çıkardım. Eksi 7. 4 daha çıkardım. Eksi 11. Bu da en küçüğü. Şimdi diyeceğim ki 4x eksi 11 küçüktür. 2x artı 3. O da küçüktür. 3x artı 2 diyeceğim. Bunu dedikten sonra nasıl çözüyorduk bunu? Önce şu kısmı. Önce bu kısmı çözeceğiz. Peki 2x at bu tarafa 2x. Eksi 11'i diğer tarafa at 14. 2x 14'ten küçükse x kaçtan küçüktür? 7'den. Bu 1. İkinci olarak nereyi çözeceğiz? Şu kısmı çözeceğiz arkadaşlar bu sefer de. Onu yapmak için de 2x'i şu tarafa atacağım. X büyüktür. 2'yi bu tarafa atacağım. 1. Yani 1 küçüktür. X küçüktür. 7 mi oldu? Bu x'in alabileceği tam sayı değerleri hangileri? 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 yok. Şimdi bunların toplamı kaçtır? Ortanca sayı 4. Toplam 5 tane sayı olduğu için 4 kere 5'ten toplamını bulabiliriz. Cevap kaçmış? 20'ymiş. O halde cevabımız A seçeneği olur diyeceğiz. Geçtim bir diğer sayfama. Aşağıda doğrusal D yolunda hareket eden iki aracın hareketinin sayı doğrusunda modellenişi gösterilmiştir. A aracı, turuncu araç, bir defasında x noktasından 2'ye, başka bir defasında da x noktasından 4'e gitmiştir. Bir 2'ye gitmiş, bir de 4'e gitmiş. Peki, B aracı ise bir defasında y'den 4'e gitmiş, başka bir defada da y'den 2'ye gitmiş arkadaşlar. Bu iki harekette A aracı B aracının aldığından daha az yol almıştır. Ne diyor bakın? Turuncu araç sarı araçtan daha az yol almış. Buna göre A aracı x noktasından eksi 2y noktasına giderse alınan yol tam sayı olarak en az kaç birimdir? Şöyle diyelim. Şurayı bir şöyle silelim. Tamam. Şimdi bakın. Turuncu aracın, yani A aracının aldığı yolları bir hesaplayalım. Önce x'ten 2'ye gitmiş. Sayı doğrusu ya burası. Demek 2 x'ten büyük. 2 eksi x kadar yol almıştır. Bakın burasının uzunluğu 2 eksi x'tir. Daha sonrasında bir de x'ten 4'e gitmiş. Yani 4 eksi x daha yol almış. Toplam aldığı yol 6 eksi 2 x. Bu 1. B aracına bakalım. B aracı ne kadar yol alır?
bir y-4 kadar yol almıştır şurada. Daha sonrasında başka bir defa da şuraya gittiği için y-2 kadar daha yol almıştır. Toplam aldığı mesafe 2y-6. Bu da 2. Diyor ki bize B aracı A aracından daha fazla yol almış diyor sevgili gençler. O halde bu bundan büyüktür. 6-2x küçüktür. 2y-6 diyebiliriz. Artık bu cepte. Bu bir dursun. Garanti. Tamam mı? Şöyle işaretleyelim. Bu dursun. Diyor ki bize A aracı x noktasından -2y noktasına, yani buradan buraya giderse alınan yol tam sayı olarak en az kaç birimdir? Peki şu aradaki uzunluğu bana hesaplayabilir misiniz? Lütfen rica ediyorum. X --2y mi olur sevgili gençler? Değil mi? Aynen öyle olur hocam. E güzel. Burası nedir? X artı 2y değil midir? Bunun en küçük değeri soruluyor bize. En küçüğü soruluyor. Peki bakın bu -6'yı bu tarafa göndersem, -2x'i de bu tarafa göndersem 12 küçüktür 2x artı 2y olur mu? Olur. Peki hepsini 2'ye bölsem 6 küçüktür x artı y olur mu? E bu da olur. E güzel. Şimdi bir de şunu düşünelim. Y sayısı aslında 4'ten büyük müydü? Büyüktü. 4 küçüktür y olur mu? Olur hocam. E biz bunları toplasak bir güzel. 6 ile 4'ün toplamı 10. Küçüktür, küçüktür, küçüktür olur. X artı y ile y'yi toplarsam ne olur? X artı 2y mi olur? E şimdi bize şu soruluyor. X artı y'nin minimum değeri sorulmuştu. E burada ben x artı y 2y ondan daha büyüktür diyorum. Hadi şimdi sen cevap ver. Ondan büyükse alabileceği en küçük değer hangisidir? Tabii ki 11'dir sevgili gençler. Cevabımız da bu olur diyebiliriz. Geçtim bir sonraki soruya. Güzel soru. Aşağıda yerden yüksekliği 81 cm olan mutfak tezgahı gösterilmiştir. Tezgahın bir bölümünde bulaşık makinesi için 50 cm genişliğinde bir boşluk vardır. Bakın şurası 50 cm genişliğindeymiş. Güzel. Yerden yüksekliği 3x cm ve genişliği de x artı 20 cm olan bir bulaşık makinesini bu boşluğa aydın koymuş ve demiş ki makine boşluğa sığdı da tezgahtan birazcık yüksek oldu demiş. X kaç farklı tam sayı değeri alabilir? İşte tam olarak yeni nesil soru anlayışı bu, budur arkadaşlar. ÖSYM sorarsa ahan da böyle sorar işte. Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndan bir soru bu. Ve ÖSYM gerçekten sorarsa cidden böyle sorar. Ne yapacağız? Ya TYT Soru Bankası ya da rejenerasyon denemesi, ikisinden birisi. Hata söylememiş olayım. Şimdi bakın. Bizim makinamızın genişliği ne kadardı arkadaşlar? X artı 20. Ve bu şuraya sığmış mı? 50 santimetre sığmış. Demek ki bu x artı 20 50'den daha küçükmüş. O 20'ye at karşıya x küçüktür 30 olur mu? Vallahi olur. Mis gibi de olur. Bence şu an bir aydınlanma yaşadın sen. Peki makinanın yüksekliği neymiş? 3x. Buraya koyunca makine böyle dışarı doğru mu taşmış arkadaşlar? Taşmış vallahi hocam. Peki o zaman 81'den büyüktür bu. Her iki tarafı 3'e böl, x büyüktür 27 mi olur? Vallahi olur hocam. E peki x kaç farklı değer alır demiş. Bak 27'den büyükse 28'i alır, 29'u alır ama 30'u alamaz. Niye? 30'dan küçük dedik çünkü. Hatta yanlışımız var. 30'u da alır. Niye diye soracaksınız. Şundan kaynaklı. X artı 20 makinenin genişliğiydi ya. E bu 50 santimlik boşa sığdıysa 50 santimetre de olabilirdi çünkü. Demek ki buraya eşitlik yapacağız. Çünkü 50 santimlik bulaşık makinesi 50 santimlik yere sığar arkadaşlar. O halde 30'u da alır. Bizim cevabımız ne olur? 3 olur. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacakmış sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruya. Bu da efsane bir sorudur. Bir tişört görseli verilmiş. Bir tişört atölyesinde X small, small, medium, large. Bak burada ne yazıyor? S, M, L yazıyor. Tamam. X large ve XX large kısaltmalarıyla ifade edilen tişörtler üretilmektedir. Tişörtün hangi büyüklükte olacağına kullanıcıların bedenlerindeki iki ölçü baz alınarak karar verilmekte. Bunlar şekilde gösterilen omuz genişliği ölçüsü, yani A santimetre olarak bahsedilen, ve boyun bel arası ölçüsü, yani B santimetre olarak bahsediliyor. Bundan da bu iki ölçünün birbirine oranını içeren
n bölü n artı 1 küçüktür a bölü b, o da küçük veya eşittir n artı 1 bölü n artı 2 eşitsizliğindeki n sayısına göre bedenler aşağıdaki gibi belirlenmektedir diyor. N değeri 0 ise x small, 1 ise small, 2 ise medium, 3 ise large, 4 ise x large, 5 ise xx large oluyormuş. Boyun bel arası ölçüsü omuz genişliği ölçüsünden 10 cm uzun olan bir kişi için x large bedeni üretildiğine göre bu kişinin boyun bel arası ölçüsü tam sayı olarak en çok kaç santimetre olabilir? Yorumsuz arkadaşlar. Yorumsuz. Niye? Kötü bir soru olduğu için. Yok, muhteşem bir soru olduğu için. Gerçekten muhteşem. Çünkü soruyu okuduğun zaman okumaya üşenirsin. Anlamaya üşenirsin. Ama gerçekten verilebilecek bütün değerleri vermiş, işlem yap bul diyor sana. Gerçekten. Şimdi hocam neyi vermiş ya, saçmalama deme. X large üretildiğini vermiş. X large olduğunu vermiş. X large'da n kaç arkadaşlar? 4. O zaman ben n gördüğüm yere 4'ümü yazarım arkadaş. Yaz buraya. 4. Yaz buraya. 4 artı 1. 5. Küçüktür. A bölü B. O da küçüktür. 4'ü buraya yaz. 5. 4'ü burada yaz. 6. Bak neredeyse hepsini bulduk zaten. E şunu da bize vermiş. Bak burada 2 tane değişken var hocam. Nasıl bulacağız diye sorma. Boyun bel arası ölçüsü yani B. Omuz genişliği ölçüsünden yani A'dan 10 santimetre uzunmuş. A'dan 10 santimetre uzunsa gençler burası. Ben şuraya A artı 10 yazarım o zaman. Al sana tek değişken. Mis. Elimizde bu da var. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şunu yapacağız. Bak. Önce şu kısım. Şurayı bir ele alalım bakalım. Bunların paydalarını eşitlesem. Yani ben burayı A artı 10 ile burayı da 5 ile bir genişletsem. Ne olur? 4A artı 40. Küçüktür 5a olur mu? Paydalar eşit artık. Görmeye lüzum yok. At bakayım 4a'yı bu tarafa. 40 küçüktür a olur mu? Demek ki a 40'tan büyükmüş gençler. Bu 1. İkincisi. Şimdi şu kısma bakalım. Burayı a artı 10 ile. Burayı da 6 ile genişletelim. 6a küçüktür 5a artı 50 olur mu? Olur. At 5a'yı bu tarafa. A küçüktür 50 olur. 40'tan büyükmüş 50'den de küçükmüş. Şıklarda öyle bir şey yok. Arkadaşlar zaten bize B'yi soruyor. Yani boyun bel arası ölçüsünü soruyor. B neydi? A artı 10'du. O zaman bize A değil, yani 50 ile 40 arasında olan A değil, 50 ile 60 arasında olan A artı 10 lazım. Diyor ki en çok kaçtır? 60'tan küçük en büyük sayı kaçtır? 59'dur. Yani cevap Denizli'dir sevgili gençler. Geçtik bir diğer soruya. Bu da fevkaladenin fevkinde bir soru. Aşağıda bir kalem kutusunun üstüne konulan iki özdeş kırmızı kalem gösterilmiş. Kalemlerden biri kutunun 20 cm olan kenarına, yani şuraya, diğeri de 8 cm olan kenarına paraleldir. Bir kalemin tamamı kutunun üstünde, diğer kalemin bir uç noktası da 20 cm'lik kenarda ve orta noktası kutunun dışındadır. Bu ne işe yarayacak ya? Buna göre bir kırmızı kalemin uzunluğu kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye sormuş. Ben kalemin yarısının uzunluğuna x dersem, diğer yarısına da x diyemez miyim derim. O zaman bizim kalem 2x santimetre uzunluğundaymış. Tamam. Şimdi bu 2x santimetrelik kalem 20 santimetrelik kenara paralel olarak konulunca kalem kutusunun 20 santimetrelik uzunluğundan daha kısa kalıyormuş. O zaman x 10'dan küçük müdür? Ya da 2x küçüktür 20 olarak kalsın. Böyle dursun elimizde. Peki, pekala, güzel. Ama kalemin yarısı olan x de kalemin 8 cm'lik kenarından daha da büyükmüş. O zaman 2x nedir? 16'dan büyük müdür? 2x 16'dan büyük. 20'den de küçük. Bu 2x'in alabileceği değerler 17, 18 ve 19 mudur arkadaşlar? Değil mi? Peki neyi sormuştu bize? Kalemin uzunluğu. Ben kalemin uzunluğunu 2x bulmuştum zaten. 17, 18 ve 19 oluyormuş. Sadece 3 farklı değer alıyormuş sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. Aşağıdaki şekilde verilen sayılar ok yönünde artmakta. 1, A, 9, B, 12, C, 16. A, B, C reel sayılar olduğuna göre A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Bakın A, B, C ney? Reel sayı. Hemen bunu işaretleyeceksin. Gidip bunu 8, bunu 11, bunu da 15 seçersen soruyu bulamazsın. Tamam. Şimdi hocam peki nasıl yapacağız onu? Şöyle yapacaksın.
Hemen göstereyim. Bakın. ABC'nin en büyük değeri soruluyor. A küçüktür 9 diyeceksin. B küçüktür 12 diyeceksin. C küçüktür 16 diyeceksin. Ve bunları toplayacaksın. A artı B artı C. Küçüktür. 16, 12 daha 28. 28, 9 daha 37 yapar. O halde A artı B artı C'nin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Maksimum 36'dır sevgili gençler. Cevabımız Denizli seçeneği olur diyeceğiz. Geçtim bir sonraki soruya. Bir manavda elmanın kilo fiyatı E liradan, portakalın kilo fiyatı P liradan, şeftalininki de Ş liradan satılmaktadır. Aşağıdaki tabloda Ayşe, Funda, Serpil'in bu manavdan aldıkları meyvelerin kilo sayıları gösterilmiştir. Ayşe 2 kilo elma, 2 kilo portakal, 4 şeftali almış gibi gibi buraya yazılmış. Aldıkları meyveler için en az parayı Ayşe, en çok parayı Funda ödediğine göre, odadına göre neyse ödediğine göre Ayşe en çok parayı, en az parayı ödemiş, minimum. Funda da maksimum parayı ödemiş. Onu da yazalım şöyle kenarlarına. Ödediğine göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi en çok parayı kim, en az parayı kim ödemiş? Ayşe. Elmanın fiyatı neydi? E. O zaman buna 2 E lira ödemiştir. Buna 2 P, buna 4 Ş lira ödemiştir. Yazalım. 2 E artı 2 P artı 4 Ş. Küçüktür. Ortanca kimdi? Serpil. 2 E, 4 P ve 2 Ş ödemiştir. Yazalım. 2 E küçüktür. Pardon, artı. Değil mi? Artı 4 tane P artı 2 tane Ş. Ve bu da küçüktür. Funda'dan. Funda en çok parayı ödeyen. 3E. 3E 2 Ş. Burası P. 3E artı 3 P artı 2 tane Ş dedik. Şimdi gelelim bunları bu işin içinden çıkmaya. Hadi bakalım. Güzel bir şeyler olacak gibi. Şimdi gençler, şu ikisini bir kıyaslayalım. Şu ikisini. Daha önce bunlara bakalım. Her iki tarafta 2E var mı? Var. Görmezden gelebilirim. 2P artı 4Ş küçüktür. 4P artı 2Ş yapar mı? Yapar. Bu 2Ş'yi at bu tarafa. 2Ş kalır. 2P'yi bu tarafa at. 2P kalır. Her iki tarafı 2'ye böl. Ş P'den küçükmüş. Yani şeftali portakaldan ucuzmuş. Bu 1. Şeftali burada portakaldan daha pahalı. Şeftali burada portakaldan daha pahalı. Daha pahalı. Cevap Bursa veya Edirne. 2'ye kadar indirdik. Güzel. Tek hamlede 2'ye indirdik. Şimdi başka ne diyebiliriz? Mesela bu sefer de birbirine benzeyen şunlar var. Şunları kıyaslayalım. Her iki tarafta 2 şey var mı? Var. Görmezden gelebilirsin. 2E artı 4P küçüktür. 3E artı 3 tane P. 2E'yi bu tarafa, 3P'yi bu tarafa at. Ne kalır? P kalır. O da küçüktür. E mi olur? Portakalda elmadan daha küçükse ŞPE olur arkadaşlar bizim sıralamamız. Yani cevabımız Edirne seçeneğindeymiş. Geçtim son soruya. Aç kulaklarını, aç gözünü, iyi dinle. 15 küçüktür, A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür, 25 olduğuna göre A artı B artı C toplamının en küçük tam sayı değeri 51'dir denilmiş. En büyük tam sayı değeri 74'tür denilmiş. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri 24'tür denilmiş. Bir bakalım. Şimdi A artı B artı C'ye bakalım önce toplamının en küçük değerine. Hocam bunları nasıl toplayacağız ya diye sorma. Şöyle toplayacağım. 15 A'dan küçük mü? Küçük. 15 B'den de küçük. Ve aynı 15 C'den de küçük. Bunların hepsini toplarsam eğer 45 küçüktür. A artı B artı C yapacaktır. Ve A artı B artı C'nin en küçük değeri 46 olacaktır. Dolayısıyla burada verilen 51 yanlış bir değerdir. Bir yanlış. Birileri silelim hadi. Cevap Bursa veya Denizli. Şimdi 2'ye bakalım. A artı B artı C'nin en büyük değeri. A küçüktür 25. B de 25'ten küçüktür. C de 25'ten küçük hocam. Ben bunları toplarsam A artı B artı C küçüktür 75 olur. 75'ten küçük en büyük sayı kaç? 74 değil mi? O zaman maksimum değer 74'tür denilmiş. Bu da doğrudur. 2 doğru. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri 24'tür. Mesela burada da sınav taktiğinden bahsedelim hadi. Mesela az önce ben şunu eledim, şunu şu şu gitti ya. 2 her iki şıkta da olduğu için 2'yi kontrol etmene gerek yok artık. Doğru de geç. 3'e bak direkt. Tamam, burada şunları yapmak zorunda değildin yani. Bu da sınav taktiğidir. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri 24'tür.
Şimdi arkadaşlar A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri neymiş ya. Zaten biz şuradan A'nın üst sınırının, açık sınırının 25 olduğunu biliyorsak en büyük değeri de 24 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 3. öncül de doğrudur ve cevabımız Denizli seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Evet, şimdi matematiğin ilacı ve kendi belirlediğin kaynaktan hemen ama hemen en acilinden, tamam mı? En acilinden derken acilden çözmüyorsun bu hafta. En ivedi biçimde arkadaşım oturup basit eşitsizlik ve denklem sorularının hepsini tüketiyorsun. Bunu yapman lazım. Niye biliyor musun? Bence söylemeyeyim ya. Kendin için. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı unutma.